Vietnam'da inanç özgürlüğü üzerine yürüttüğü kampanyalar nedeniyle tutuklu bulunan bir pastör için endişeler artıyor. Vietnam'da inanç özgürlüğü üzerine yürüttüğü kampanyalar nedeniyle tutuklu bulunan bir pastör için endişeler artıyor. Hristiyan Dayanışma Birliği'ne göre Pastör Nguyen Truong Thon, COVID-19'un uzun vadeli etkilerinin yanı sıra görme kaybına neden olan bir göz hastalığıyla mücadele ediyor. Yerel raporlar, yetkililerin pastörün tedavi edilmesine izin vermediğini ve ailesi tarafından gönderilen ilaçların ulaştırılmadığını söyledi. Cezaevindeki koşullarla ilgili endişeler artarken temiz su sıkıntısı çekildiği açıklandı. Hristiyan Dayanışma Birliği'nin kurucusu ve başkanı Mervyn Thomas, Pastör Nguyen Truong Thon'un sağlığı konusunda derin endişe duyuyor ve Vietnam hükümetini ihtiyaç duyduğu tıbbi müdahaleye erişimini sağlamaya çağırıyoruz. Yetkilileri Pastör Thon'la birlikte tutuklanan diğer insan hakları savunucularını derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz dedi. Din ve inanç özgürlüğünün sesli bir savunucusu olan Pastör Thon, 2018 yılında hükümeti devirmeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.